Dilara Kayıkçı 9 yaşındaydı kaybolduğunda. Aradan 16 yıl geçti. Ne ailesi onu bulabildi ne kendi ortaya çıktı. Babası kızının kaçırıldığını iddia ediyor ama babasını kızını para karşılığı başka bir aileye vermekle suçlayanlar da var. Arap saçı bir dosyadan bahsediyoruz. Müge Anlı olaya el attı. İşte son durum. Çocuğum kayıp benim, ben onun için buradayım. Sen bileceksin, sen söyleyeceksin, sen biliyorsun. Konuşma. 16 yıldır akıbeti bilinmeyen kayıp bir kız çocuğu. Tam o güne gelelim. 2008 21 Nisan. Hadi o günü konuş. Gerçeği söyle, kurtar bizi. Bir yanda kaçırıldı, diğer tarafta öldürüldü iddiası. Şaibeli ifadeler, şaibeli duruşlar. Jandarma komutanı o gün yaşananları şaibeli buluyordu. Babaya inanmıyorlar yani. Babaya mı inanmıyorlar? Aileye inanmıyorlar. Aileye niye inanmadılar onu bilmiyor. 2008 yılında 9 yaşında olan Tutku Dilara Kayıkçı şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Aradan yıllar geçti. Kız çocuğuna dair hiçbir ize rastlanmadı. Ancak kayboluşuyla ilgili şüpheli tek bir isim vardı. Kayıp kızın babası Mustafa Kayıkçı. Derelerde çocuk arıyoruz, mücadele ediyoruz, uyumuyoruz gece gündüz. İkinci gün nasıl ışıkları kapatıp uyudunuz? Üç günden beri çocuğumu aramakla yorgun düşmüşüm. Çek yatın üzerine uzanmışım buraya. Herkes bundan şüphelendi. Kimse inanmadı diyor Mustafa Bey'e diyor o dönem. Babam çocuğu sattı diyorlardı. Neden? Neden ben ne bilmiyorum. Müge Anlı bir kez daha konunun üstüne gitti. Ben bu iş böyle kalsın istemiyorum. Keşke bununla da ilgili birileri çıksa ve gerçeği anlatsa da biz de Tutku bulundu desek. Bakın orada bir banyodan bahsediyorsunuz. Banyoda mı düştü, bir şey oldu, söylenemedi. Çünkü aramamışsınız. Arayan insanın tavrı bellidir. Olay gününü hatırladığını iddia eden kayıp kızın kardeşi Havva Nur Gül bu kez yayındaydı. Ne hatırlıyorsun ablanın kaçırılmasıyla ilgili? Parkta bir tane demir salıncak vardı. Biz orada sallanıyorduk. Karşıdan bir tane adam geldi. Çağırdı. Dilara'yı çağırdı. Dilara'nın peşinden Umut gitti. Bu caminin yan tarafında bir yol var. Sağa doğru giden. Oradan gittiler. Araba falan yoktu. Koşarak gittiler. Oradan sonrası zaten aşık olduğu için oradan kimse görmedi. Umut'cum bak. Burası bir köy. Bu o köyde yaşayan biri o zaman.